Son dönemlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Dilan Polat'la Engin Polat'ın mal varlığına el konulmuştu. Peki halkımız bu konu hakkında ne düşünüyor? Sizler için sorduk. Öncelikle adalete güveneceğiz. Eğer biz adaletten saparsak, adalete güvenmezsek Türkiye'de yaşamamızın bile bir anlamı kalmıyor. Ama şunu söyleyeyim, bir insan gerçekten onların bir yaşam tarzına bakıyorum. Yaşam tarzı tamamen uçuk. Böyle bir yaşamı bir insan nasıl? Ben inşaat mühendisi. Ben yaşayamıyorum. Niye yaşayamıyorum? Var mutlaka bir şeyler. Devlet de boşuna bunların arkasında koşmuyor. Yetim hakkı yemiştir. Birden o seviyeye çıkamazlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani çok mantıklı geliyor çünkü bir insanın güzellik salonu açarak o kadar çok paraya ya da herhangi bir şey yaparak o kadar çok paraya mal varlığına sahip olmaları pek mantıksız. Yani kara para aklaması olduğunu zaten düşünüyorduk. Bekliyordum da beklediğim bir şeydi bu. Normal geliyor o yüzden bana bu durum. Yani genelde yalan haber oluyor ya o yüzden yani bir şey diyemiyorum şu an. Bazı vatandaşlar Ferrari'si var o kadar güzellik salonu açmasına rağmen bu kadar parayı nasıl buldu? Bence de var kara para diyorlar. Doğru olmuş devletimiz diyorlar. Sizce de öyle mi? Bence de öyle, evet. Vallahi ne düşünebilirim ki yani? Birazcık şüpheli bir durum aklım yani bu kadar.